İnsanlar birbirleriyle iletişim kurarken birkaç yöntem kullanırlar. Bunlardan öncelikli olanı dil yani lisan'dır. Lisanları kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı ifade etmek ve diğerlerinin fikirlerine, düşüncelerine ve duygularına cevap vermek için kullanırız. Ayrıca sözel olmayan birçok ipucu veririz. Mutlu olduğumuzda gülümseriz. Mutsuz olduğumuzda somurturuz. Etrafımızdakilerin kaygılı veya öfkeli olup olmadıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca görsel ipuçları da kullanırız. Eğer evimi siyaha boyarsam ve gün boyu bangır bangır metalika dinlersem etrafımdakilere farklı sinyaller yaymış olurum. Kendi hakkımda farklı mesajlar veririm. Benzer şekilde evimi pembeye boyarsam her yeri balerin ve tek boynuzlu at posterleriyle kaplarsam Yine farklı sinyaller vermiş olurum. İnsanlar haricinde diğer hayvanların da iletişim kurma yöntemleri vardır. Başlı başına bir lisan değil belki de ama birçok sözlü olmayan ve görsel imalar kullanırlar. Bunlar insanların kullanmadığı çeşitli iletişim şekillerinde görülür. Bütün bu farklı iletişim türlerini ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Şimdi size hayvanların neden iletişim kurduklarını ve buna neden ihtiyaç duyduklarını anlatmak istiyorum. Hayvanlar kiminle iletişim kuruyor diye sormak isteyebilirsiniz. Bazı hayvan türleri kendi türlerinin diğer üyeleriyle iletişim kurmak için çeşitli seslendirmeler yapabilirler. Ayrıca hayvanlar kendi türlerinden olmayan diğer hayvanlarla da iletişim kurabilirler. Örneğin bazı kurbağa türleri zehirli olduklarını gösteren parlak renkler kullanırlar. Bu diğer hayvanların bunu anlayıp onları yememesini sağlar. Ve tabii ki hayvanlar insanlarla da iletişim kurabilir. Her sabah kedilerin bana beslenme vakitlerinin geldiğini hatırlatırlar. Yani kendileri benim onları beslememi istedikleri bir zamanı seçip beni zorla yataktan kaldırırlar. Bir de otokomünikasyon denilen bir olay vardır. Yani kendi kendine iletişim. Hayvanlar Kendilerine bilgi vermek için de iletişimi kullanırlar. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Yarasalar ve sesle yer belirleme buna iyi bir örnek olabilir. Yarasalar bir sinyal yayar. Ses yankılanıp geri döndüğünde etrafındaki şeyler hakkında bilgi alabilirler. O halde hayvanlar iletişimi kendilerine, kendi türlerinden olan hayvanlara ve kendi türlerinden olmayan hayvanlara bilgi sağlamak amacıyla kullanabilirler. Peki peki ama bu hayvanlar ne çeşit bir bilgi iletmeye çalışıyorlar? Hayvan iletişiminin asıl işlevi nedir? Birincisi çiftleşme ritüelleridir. Hayvanlar karşı cinsi etkilemek için çoklu sinyaller üretebilirler. Bazıları göz alıcı renklerle, bazıları karmaşık danslarla ve bazıları da belirli sözel çağrılarla iletişim kurar. Hayvanlar bölgesel sahiplik beyan etmek veya bölgelerini savunmak için de iletişimi kullanırlar. Kısacası bu, diğer hayvanlara geri çekilin demenin bir yoludur. Küçüklüğümde evde kuş beslerdim. Kuşlarım çok sevecenlerdi. Gelip omuzunuza konarlardı, yemeğinizi yemeye çalışırlardı. Genellikle çok sosyallerdi. Yumurtladıklarındaysa bölgelerini savunmaya başladılar. Birden değiştiler. Çok yaklaşırsanız sizi uzaklaştırmaya çalışırlardı. Yemek iletişimi hayvan iletişiminin diğer bir işlevidir. Diğer hayvanlara nerede yemek bulabileceklerini haber vermek gibi. Ayrıca alarm da verirler. Bir yırtıcı yaklaştığında diğerlerini uyarırlar. Hayvanlar iletişimi üstünlük veya boyun eğme sinyali vermek için de kullanabilirler. Örneğin, köpekler kavga ettikten sonra duruşlarını değiştirerek kimin üstün geldiğini gösterirler. Hayvanların iletişimi kullandıkları diğer yöntemlere geçmeden önce belirtmek istediğim bir şey var. Hayvanların birbirleriyle ve biz insanlarla iletişim kurdukları açıktır ama buna çok fazla anlam yüklememeniz gerekir. İnsan olmayan hayvanlara insani nitelikler atfetmemeye ya da çok fazla insani özellikler yüklememeye dikkat etmemiz gerekir. Öyleyse hayvanların hareketlerini yorumlamaya ve anlam yüklemeye çalışabiliriz. Ama asla doğru olduğundan emin olamayız. Çünkü hayvanlara ne demek istediklerini soramayız. Kedilerim gece benimle uyuyor ve ne zaman kanepede otursam, onlar da benimle oturuyorlar. Beni çok sevdikleri ve benimle beraber olmak istedikleri için böyle yaptıklarını düşünmek isterim. Ama bolca vücut sıcaklığı ürettiğimden sadece fiziksel olarak bağlantı halinde kalmaya çalışıyor da olabilirler. Ve bu da kedilerimin davranışlarının sevgiden çok farklı bir motivasyona dayandığı anlamına gelir.